Klaskent Mersin Radyoları. Başak Karatepe ile sanat iyileştirir. Her çarşamba saat 10'da 98.5 Kent Radyo'da. Klaskent Mersin Radyoları stüdyoları 98.5 Kent Radyo Başak Karatepe ile sanat iyileştirir programından yeniden merhabalar. Bugün çok özel bir isimle beraber olacağız. Benim de çocukluk arkadaşım. Onunla gurur duyuyorum. Bunu da söylemiş olayım buradan. Evet, Vatanım Unutursam Fısılda filmiyle Siyat En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü almış. Vatanım Sensin Öyle Bir Geçer Zamanki gibi birçok başarılı işe imza atmış. Soydan Kuş'la biraz sonra telefonla canlı bağlantıya geçeceğiz. Gelin diyorum. Kendisinden öğrenelim devamını, Mersin'den başlayan sanat yaşamının devamını kendisinden öğrenelim. Evet, bir dakikanızı isteyeceğim ben sizden. Ondan sonra Soydan Kuş'la devam edeceğiz. Evet, merhaba Soydan, merhaba Klaskent Mersin Radyoları'ndan. Sesinle yüreğine hoş geldin Mersin'imize yeniden diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Nasılsın? Teşekkür ediyorum, inanılmaz. Aslında ben normalde heyecan yapmam. Başka bir sürü kişilerle, dostlarla söyleşiler yaptım. Seninle yapmaya başladığımda niye böyle bir heyecan yaptım onu anlayamadım. Vallahi bilemedim ama şu an ben de heyecanlandım. Belki eskiye dayalı bir çocukluk yani. Arkadaşı olduğumuz için mi böyle yıllarca görüşemedik seninle? Benim için çok ayrı bir yerim var. Böyle hani şeydir, bazı insanları hatırladığın zaman çok tatlı anılarla kalmıştır böyle bazı insanlar. Öyle bir insansın. Hep uzaktan böyle takip etmeye çalışıyordum ama geçen gün konuştum, takip edememişim hakikaten dedim. Yani ne kadar güzel işler yapmış. Vallahi gurur duyuyoruz seninle Soydan, ne diyeyim yani. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Bir arkadaş vardı, dün bana sosyal medyadan yazdı. Ben onu başka bir arkadaşım sandım tabii. Konuşuyorum şimdi, hep cımla cimli. Ondan sonra fark ettim, o çocukluk arkadaşım değilmiş. Sonra dedim, kusura bakmayın. Ya evet, öyle bizim çok eski konuşuyoruz. Yani hani beraber şimdi neredeyse büyüdük, yetiştik gibi bir imkan var. Öyle bir yerde, aynen. Bu arada selamını da söyleyeyim. Serdar Bal diye bir arkadaşım, selamı var sana. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Benden de çok selam söyle. Buradan duyuyordur büyük bir ihtimalle kendisi. Eyvallah. Soydancığım, sen Mersin'den bir çıkış yolun olduğunu biliyorum ama aslen Mersinli misin? Hayır, ben Ankara doğumluyum. Genelde ailem... Ankara'dan... gelişiyor galiba diyorum ben de. Hep son... Yani bilemedim. Bu arada sesimde bir gidip gelme yaşıyorum ben ama şu an. Ben de mi? Evet. Yani şimdi sıkıntı yok. Tamam. Ben Ankara doğumluyum ama aile köküm Doğu Beyazıt. Adı Doğu Beyazıt. 90 senesinde Mersin'e yerleştik biz. Ondan sonra da öyle devam etti. 2002 yılında da İstanbul'a yerleştim. Öyle devam etti yani. Peki sanatla ilişkin nasıl başladı? Sanat yaşamına nasıl başladı ilk olarak? Şimdi ben profesyonel demiyorum. İlgi duyduğun, hani o zamanı başlamaya karar verdiğin, sanata yöneldiğin zamanı. Mersin'de oldu tabii bu. Liseye başladığım dönemde okulun tiyatro grubuna dahil oldum. Ondan sonra da öyle devam etti. Zaten sonra Mersin Üniversitesi tiyatro okudum.
Onun ardından işte tiyatro okudum, yazarlık okudum. Fakat bu arada bizim bir atölyemiz vardı Mersin'de, bir heykel atölyemiz vardı. Heykeltıraş, ilk eşim heykeltıraştı. Onunla beraber bir atölyemiz vardı. Orada işte plastik sanatlarla bir tanışma süreci yaşadıktan sonra Mersin, işte üniversite falan bittikten sonra İstanbul'a yerleşince sinema sektörüne geçtim. Orada da işte sanat yönetmeni olarak hala devam ediyorum. Yani yaklaşık 20 yıla yakındı sanat yönetmenliği yapıyorum. Bunun bir 10 senesi asistanlıkla geçti. Ondan sonrasında da dediğim gibi sanat yönetmenliğine devam ettim. Yani aslında Mersin'de başladı her şey. Tiyatroda hatta beraberdik. Sen de oradaydın. Evet, şehir tiyatrosunda. Mersin Şehir Tiyatrosu'nda. Evet. Aynen. Yeni kurulmuştu şehir tiyatrosu. Gerçi ben şehir tiyatrosunun kurulduğunda zaten üniversitede okuyordum ama evvelinde Dumlupınar Lisesi'nde işte tiyatroya başlamıştım. Bu şekilde oldu. Zaten ben de bir dönem kaybolmuştum. O dönemde sen de kaybolmuşsun. Peki tiyatrodan... Yok, rica ederim. Tiyatrodan sinemaya yönelişin nasıl oldu? Yani Mersin'den çıkıp gitme kararını nasıl aldın? Okul bitti. Okul bitti, ben de gideyim dedim. Evet, öyle oldu. Yani okul bittikten sonra bir değerlendirme yaptım. Hani Mersin'de tiyatro, yani hani yapmak istediklerinde Mersin'i açıkçası böyle bir teraziye koydum ve Mersin'den daha büyük bir atmosfere gitmenin daha doğru olacağını düşündüm. Çünkü sadece tiyatroyla ilgilenmiyordum. Aynı zamanda heykel yapıyordum. Yazı yazıyordum. Ne bileyim, hani bunların karşılığını bir şekilde hani camiada karşılığını bulabilmesi gerekiyordu. O yüzden bu işlerin kalbi o dönemde Mersin, yani İstanbul'da kadarsa ki hala İstanbul. İstanbul'a yerleşme kararı aldım. Öyle oldu. Yani bir de sonrasında onun galiba, pardon, ben sözünü kesmeyeyim. Sen devam et. Hesapla. İstanbul'a gittiğim zaman açıkçası bir süre oyunculukla ilgili denemelerim oldu. Bir sene Devlet Tiyatrosu'nda oynadım. Ondan sonra birkaç film, birkaç dizi, ufak ufak roller. Bu arada bir de biraz açıkçası şöyle de bir denklem var. Yani hani İstanbul pahalı bir şehir. Yani Mersin'de biz çok yüksek yaşam standartlarında yaşayan insanlar. Hani atıyorum en küçük daire 120 metrekare. İstanbul'da 120 metrekare bir ev bayağı saray gibi filan, öyle söyleyeyim. Yani hani o yaşam standartları da sürekli düşüyordu. İki rol arası, iki iş arası zaman dilimi de açıkçası sıkıntılı geçiyordu. Bu esnada bana bir kamera arkası teklifi geldi. İşte Afyon'da çekilen bir dizi, Kara Olan diye bir dizi. ANS yapılmış, Kanal Devi ANS yapılmış. Oraya asistan olarak geçtim. Ondan sonra da sevdim açıkçası. Çünkü hani hem tekse hakim olabiliyorsunuz, hem bir şeyler üretebiliyorsunuz. Sen de üretmeyi seven birisin zaten. Aynen. Ürünlerin karşılığını alabiliyorsunuz maddi anlamda. O denklem beni rahatlattı ve dediğim gibi işi de sevmeye başlayınca ondan sonra kamera arkasında yürümeye karar verdim. Yaklaşık işte 2003 senesinde oluyor bu dedim. 2003 senesinden beri de devam ediyorum. Onun öncesini de onu da söyle. Sanki bazı yerler bunlarda oynatayım mı? Yani onu sen söylemiş olabilirim. Şimdi sanat yönetmeni kavramını aslında bize biraz açmanı isteyeceğim. Evet. Şimdi sanat yönetmeni kavramı, sanat yönetmeni nedir? Böyle bir soru. Daha farklıdır. Ben kendi anladığım şekliyle anlatmaya çalışacağım bunu. Senaryodaki dünyayı yönetmenin kafasında kurduğu dünyayla kendi nasıl anlarsam, kendi beğeni ve zevkleri doğrultusunda bir araya getirip uygulayan kişi aslında sanat yönetmeni olarak nitelendirilebilir. Tabii şimdi sanat yönetmeni kavramı aslında bu, ben çok daralttım. Bizim ülkemizdeki kavramın içi maalesef biraz boş olduğu için daralttım. Normalde yapım tasarımcısı, yurt dışında da production designer kavramıyla
özdeş eş bir kavramdır sanat yönetmeni kavramı. Ve bünyesinde farklı departmanlardan yani saç, makyaj, kostüm, hatta bazen oyuncu koçluğu gibi şeyleri de dahil ederek bünyesinde barındıran bir kavramdır. Yani şöyle düşünün, senaryo ilk yazıldığı andan itibaren yapım tasarımcısının eline gelir. Yapım tasarımcısı ve yönetmen o dünyayı, ki o dünya değişkenlik gösterebilir, birazdan onu da izah edeyim size. O dünyayı kurmak, realize etmek anlamında ortak hareket ederler. Aslında teknik olarak şu cümle doğru bir cümle olabilir. Bir sinema filminin ya da bir dizi filminin altyapısı ya da çatısı, kurulan çatısı diye nitelendirilebilir sanat yönetmeninin yaptığı iş için. Aslında en büyük işte sanat yönetmenine düşüyor tabii burada. Yani en ufak şeye kadar düşünmesi gerekiyor bütün. Tabii, geçenlerde bir paylaşım yapmıştın zaten. Şimdi ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama killerden falan bir şey yaratıyordunuz orada. Neydi o sonra? Ya şimdi ben şu an Konya'dayım. Evet, Konya demiştin hatta. Türkiye'nin en büyük platolarından biri orada kuruluyor demiştin sanıyorum. Evet. Şöyle, şimdi burada TRT ile Konya Belediyesi'ne anlaşma yaptı ve dünyanın en büyük, bildiğim kadarıyla 3. ya da 4. platosunu burada inşa etmeye karar verdiler. Biz de Mevlana isimli bir dizi için TRT ile anlaştık. Şu an Konya'nın Meran bölgesinde 360 bin metrekare alanda film dekoru inşa ediyoruz. Yaklaşık 150 civarı yapıdan oluşan dev gibi bir plato, öyle söyleyeyim. Yani içerisinde sarayıydı, işte burada burayı bilen arkadaşlar muhtemelen bileceklerdi. İşte Sırçalı Medresi'ydi, ne bileyim Sahip Ata Dergahı'ydı, Alaaddin Camii'ydi, İplikçi Camii'ydi. Bunların hepsinin yer aldığı dev gibi bir plato inşa ediyor. Surlarıyla, evleriyle, çarşı alanıyla vesaire. Ben ve ekibim yapıyoruz bu işi burada. Konya'ya gelme nedenim bu. O paylaşımda da gördüğün Selçuklu çinileri. Onları yapıyorduk bir yandan atölyede. Arkadaşlar da çekmişler, ben de işte paylaştım, öyle bir durum. Çok güzel. Kilden yapıyorsunuz onu galiba, değil mi? Tabii kilden, aynen. Önce kilden, sonra işte alçı kalıplar, sonra polyester, ondan sonra da çini boya şeklinde bir denklemde ilerleyecek. Çok güzel. Şimdi ben şeyden de bahsetmeni istiyorum. SİAD ödülü aldın. Türkiye'de de en önemli ödüllerden biri olarak biliyorum ben SİAD'ı. Unutursam Fısılda filmiyle. Hem SİAD film ödülünden aslında bilmeyen dostlarımız vardır belki. Hem bu ödülden bahsedip aynı zamanda bu çalışmandan bahsedebilir misin bize biraz? Tabii. Şimdi Unutursam Fısılda filmini Çağan Irmak'la beraber çektik. O bir yönetmen başarısıdır. Evvela onu söylemek gerekiyor. Yani hem senarist hem yönetmen kendisi ve zaten Çağan Irmak'ı anlatmaya gerek yok. 70'li yılların en iyi bilen, o dünyayı en iyi bilen, en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Çünkü ruhu tamamen 70'lerde yaşayan bir adam. Bu anlamda bize çok yardımcı oldu. Fakat iş çok ağır, çok büyük bir işti. İşte bir şeyin, ne diyorlar ona, bir hani bugünkü anlamda popstarın doğduğu topraklardan kopup yükselme serüveni, ardından düşüşü, en son ailesinin yanına dönüp ailesiyle yüzleşip yüzleşmesi serüveni. Yani bir melodram mantığında kurulu bir senaryoydu Unutursam Fısılda. Biz Unutursam Fısılda da böyle bir canlı bir dünya kurduk. Olmayan canlı bir dünya kurduk. Bunu yaparken de biraz Ajda Pekkan'ın hayat hikayesi üzerinden kurmayı denedik açıkçası. Ve oldu. İstediğimiz gibi oldu. Evet, güzel bir filmdi. Aynen. Günün sonunda da SİAD'dan ödül verdiler bize. En iyi sanat yönetmeni ödülü. Şimdi SİAD bu ülkedeki yani festival olmayan bütün filmlerin yarışabildiği bir arena, bir platform. Hani dünyadaki karşılığı belki Fibretçi gibi olabilir. Şimdi festivallerde iki şekilde ilerliyor ödül hikayeleri. Festivallere katılan filmler arasında genelde ödüller veriliyor. Mesela Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi sanat yönetmenliği kategorisinde ya da oyunculuk ya da yönetmen kategorisinde yarışan, o yarışmada yarışan filmler arasında
ödül veriliyor. Keza Altın Koza, keza İstanbul Film Festivali. Bunların hepsinde bu şekilde ilerliyor. Ülkemizde yani hani içerisinde popüler kültürün de bağımsızların da yarışabildiği bildiğim kadarıyla tek yarışma SIAD ödülleri. Sinema Yazarları Derneği ödülü açılımı zaten. Ben iki defa da vurdum orada. Bir defa ödül aldım. Bu sene de bir filmim yarıştı orada. Naim Süleymanoğlu'nun Hayatı Cefer Günay'ım yarıştı. Açıkçası bekliyordum ama maalesef olmadı. Öyle ya, SIAD önemli bir ödül ülkemiz için. Ben de açıkçası bir defa SIAD ödülü aldığım için çok gururluyum. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Buradan da arkadaşlar, dostlar yazıyor zaten, gurur duyuyoruz onunla diye. Sağ olsunlar. Diğer çalışmalarından da bize biraz bahsedebilir misin acaba? Dizi ve film çalışmalarından ve senin için en özel olan çalışmaları isteyeceğim. Eyvallah. Şimdi ben dediğim gibi 2002'den beri çalışıyorum sektörde. Yani 2010'dan itibaren sanat yönetmenliği yapmaya başladım. İlk projem Öyle Bir Geçer Zamankiydi sanat yönetmenliği olarak. Ondan sonra ben onu çok sevdim. Ya genelde ben dönem işi yapıyorum. Aslında şöyle anlatsam belki daha doğru olur. Şimdi bizim hani film, sinema ile ilgili kurgu dünyası anlamında düşündüğümüz zaman dört farklı şeyle karşılaşıyoruz. İşte bir günümüz işleri, bir gelecek işleri, bir geçmiş işleri, bir de tamamen fantastik, hani kurgusal işler diyeyim. Ben daha ziyade tarihi de seven bir adam olarak geçmiş, yani dönem işleri diye nitelendirdiğimiz işlerde çalışmayı tercih ediyorum. Bunu da iyi yaptığımı düşünüyorum. Dolayısıyla da hani CV'm ağırlıklı olarak dönem filmleriyle dolu. En azından sanat yönetmeni olarak. Asistanken başka işler de yaptım ama daha hani yani günümüz işleri vesaireler de yaptım ama onları dahil etmiyorum. İşte neler var? Vatanım Sensin var. Ben Onu Çok Sevdim var. Öyle Bir Geçer Zamanki var. Ondan sonra geçtiğimiz yıl 3 tane sinema filmi var. İşte Çiçero, Naim Süleymanoğlu ve Turkish Ice Cream var. Bunların haricinde yine birkaç tane daha sinema filmi var. İşte Aşk Kırmızı, ne bileyim şimdi hatırlamadım hepsini. Arada reklam filan da yapıyorum. En son bu sene Hatırla Gönül diye bir iş yapmıştık birkaç sene evvel gene dizi. Bu sene Baraj diye bir dizinin kurulumunu yaptım. Ondan sonra asistanıma devrettim. Asistanım sanat yönetmenliği yapıyor şu an orada. Şimdi de Mevlana. Bakın böyle de gidecek inşallah. Çok güzel. Biz de buradan izleyeceğiz inşallah. Eyvallah. Şimdi bir arkadaş sormuş, ekibi nasıl kuruyor demiş. Ben de bu soruyu sana ileteyim dedim. Tamam. Profçu, şef, asistan, dekor şefi nasıl bir ekip kuruyor? Neyi kriter olarak alıyorlar diye bir soru sormuş Soydancığım. Evet, şimdi o zaman kabaca biraz işleyişten bahsedip soruyu öyle vereyim. Tamam. Şimdi bizim İşimiz set de oyuncularla, görüntü yönetmeni ya da ışıkçılarla beraber başlayan bir iş. Evvela onu söyleyeyim. Yani bir yapım firması bir projeyi çekmeye karar verdiği zaman yaptığı ilk iş sanat yönetmeni ve yönetmenini ayarlamak olur. Çünkü kurulması gereken bir dünya vardı ortada. Özellikle dönem işleri için söylüyorum ya da dediğim gibi hani kurgu bilim, işte fantezi vesaire filan gibi branşlar için, hatta geleceği de dahil etmek lazım. Çünkü bunlar tasarıma dayalı işler, öyle söyleyeyim. Yani hani şimdi bir günümüz iş çektiğiniz zaman görüyoruz her şeyi, her şey ortada. Bunları toparlayıp doğru bir estetik ve kreatif algı içerisinde, anlayış içerisinde dizerek yapıyoruz çoğunlukla. Çok spesifik bir şeyler olmadığı sürece, öyle söyleyeyim. Güzelleştirmeye çalışarak, daha doğrusu öyle söyleyeyim, estetize ederek. Dönem işi yaptığımız zaman döküman topluyoruz. Topladığımız dökümanlardan hareketle daha doğrusu tasarım başlıyor. Sonrasında işte hem satın almalar hem de üretimler başlıyor. Şimdi bu noktada ekip genişlemeye başlıyor. Normalde biz birkaç kişi başlayıp işte bir şef asistan, sanat yönetmeni, bir araştırma için bir asistan.
Ardından bir zaman ilerledikten sonra yavaş yavaş işte tasarım ortaya çıkmaya başladıkça, üretimler de başladıkça atölye elemanları başlıyor. İşte bunların içerisinde tropçular oluyor. Bunların içerisinde daha sonrasında marangozlar, işte boyacılar vesaireler, işte deko şefleri, construction elemanları. Bunların hepsi ufak ufak yerleşmeye başlıyor ekibe. Ardından satın almacılar başlıyor. En son nihayet set başladığı zaman da set asistanları dahil oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir dönem projesinde en azından jeneriklerden baktığın zaman şeyi görebilirsin Başak. Hani en kalabalık ekibin sanat ekibi olduğunu görebilirsin. Öyle söyleyeyim. Ben açıkçası atölye için, yani prop master ya da prop üretimi için birilerini tercih ettiğim zaman daha ziyade el becerisine bakıyorum. El becerisi, çizim yeteneği, ondan sonra renk duygusu, böyle şeylere bakarak ilerliyorum. Genelde de yani zaten sektörümüzde bu kısım çoğunlukla yerleşmiş vaziyette. Okullularla ilerliyoruz. Ama benim tabii böyle bir okullu takıntım yok. Bir defa ben okullu bir sanat yönetmeni değilim her şeyden evvel. Yani plastik sanatlardan gelme değilim. Tiyatrodan gelmeyeyim. Yani dediğim gibi şöyle anlatayım. İşte el becerisi üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Hani çizim yeteneği, renk duygusu, işte el becerisi. Çünkü şöyle şeyler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Atıyorum bir koltuğa kapitone, kadifeyi kapitone çakmak, ne bileyim işte atıyorum alçıpanı yapmak, atıyorum bir rölyef yapmak bir yere, usta olmadığı zaman marangoz işi yapmak gibi bir takım şeyler yapmak durumunda kalıyoruz. Yani algısı açık, her işten anlayan, usta olmak zorunda değil ama her işte nispeten çıraklık yapabilecek herkes, herkese açık bir kapı bu kapı. O yüzden arkadaşımızın da sorusunu cevaplamış olduk böylelikle. Teşekkür ediyor bize. Rica ederim. Biraz uzun anlattım ama. Yok olsun. Biz detaylı olarak. Şimdi Mersin'de bu sistem tabii bu yapı olmadığı için ben özellikle açmanı güzel buluyorum. Ben bile çoğu konularda kendimi çok eksik buluyorum. Yani küçüklüğümden beri sanatın içindeyim. Diyorum ki ben bilmiyorsam başkaları nasıl bilsin? O yüzden... Başakçığım, o görünmeyen kahramanlar bizleriz. Evet. Onlar olmasa iş olmaz zaten, öyle diyelim. Evet, aynen çok doğru. Şimdi ben aynı zamanda bu dönemde çıkan, ben çok fazla açıkçası televizyon izlemiyorum. Yani hatta hiç izlemiyorum gibi bir şey. Şimdi son dönemlerde çıkan, yapılan filmleri ve dizileri ele alacak olsak neler söylersin? Yani... Olumlu, olumsuz, her türlü. Eyvallah. Bunların birer yapımcısı oldu ve o yapımcının benim aynı zamanda işveren olduğum gerçeğini unutmuyorum. Tamam, bu soruyu es geçelim mi o zaman? Yani şöyle, şimdi bizim sektörümüz hani 2009'lardan itibaren bir atağa kalktı. Büyük prodüksiyonlar yapılmaya başladı. 2012 gibi bayağı zirveydi, artık öyle söyleyeyim. İşte böyle Muhteşem Yüzyıllar, işte Öyle Bir Geçer Zamankiler gibi işlerin olduğu, çok büyük platolarında kurulduğu büyük prodüksiyonlu işler yapılmaya başladı. Dönem hala, filmlerini hani... seviyorum, onu söyleyeyim. Yani dönem filmlerini ben de seviyorum, tarihi filmleri. Şöyle Başak, şimdi biz hala o 2012'lerin açıkçası kaymağını yemeye devam ediyoruz diyeceğim. Şu an günümüzde yapılan işler, bu seneki işlerden birkaç tanesini oldukça beğendim, öyle söyleyeyim. İsmini de verebilir misin? Var mesela. Efendim, duyamadım. İsimlerini de verebilir misin onların? Aynen. Yani mesela dediğim gibi Masumlar Apartmanı, işte Kırmızı Oda, hani zaten çizgi olarak aynı kişiden çıkma bunlar. Hem yazar olarak, şimdi o psikiyatri hanımefendinin ismini hatırlayamadım. Buğdaycıoğlu'ydu galiba su ismi. Budayıcıoğlu, pardon. Bunlar Zeynep Günay Tan işleridir, öyle söyleyeyim. İstanbul'u gelinden başlayarak açıkçası O3 Medya ve Zeynep Günay Tan çizgisinde ilerleyen işlerdir bunlar.
Ve bu çizgiyi beğeniyorum ben, öyle söyleyeyim. Zeynep Hoca zaten bence çok özel bir insan. Hem kurgusu hem işte oyuncu yönetimi vesaireyle ilgili. Onun haricinde şimdi TRT'de birkaç iş var. Gerçi bu saydığım işler de aslında TRT işleri ama bu Selçuklu, Uyarış Selçuklu diye bir iş var. Yani bazı yerlerini beğeniyorum, bazı yerlerini beğendim. Ama en azından ortada bir emek olduğunu düşünüyorum her şeyden evvel. Onun haricinde ya şimdi aklıma gelmedi. Ben de çok televizyonu takip edemiyorum bu arada. Çok yoğun çalıştığımız için. Ya Masumlar Apartmanı bence bu senenin en güzel işi diyebilirim. Her anlamda yani hani sanat yönetimi, işte rejisi nispeten, kurulan dünya, oyunculuk, senaryo, akışı iyi gidiyor. Bayağı iyi iş yani. Dünya çapında iş bence. Şimdi tabii biz dünya çapında iş konusuyla bizim dünya çapındalığımızı da hani aslında tartışabiliriz. Çünkü dünyada bu iş biliyorsunuz maksimum 60 dakika üzerinden ilerliyor. Biz her hafta en az 120 dakikalık bir sinema filmi kıvamında dizi çekiyoruz. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sorun. Yani hani hatta yapımcılarımız o kadar böyle bu konuda şeyler ki, zekiler ki, çektiğimiz bir haftalık işi 3'e bölüp yurt dışına 3 parça olarak satıyorlar. Ama set ekibi, arka ekip perişan oluyor tabii bu durumda. Ben de bir sene kadar İstanbul'da bulunmuştum. Böyle bir ufaktan bir çalışmam olmuştu. Yani 3-4 gün boyunca hiç uyumadan artık masaların üstünde yığılıyorlardı yani insanlar. Diyordum ki yazık yani bu kadar olmaz. Hatta bir grev falan da olmuştu galiba benim olduğum dönemlerde. Set ekibinin hani genel bir protestosu olmuştu bu anlamda. Yerli dizi yersiz uzun. Muhtemelen ona denk gelmişsinizdir. Bir daha söyler misin? Yerli dizi yersiz uzun. Bunun için bütün setler durmuştu bir sefer. Evet evet bütün 90, setler. Evet 90 dakikaydı o zamanlar setler. Şimdi en az 130-140 dakika. Yani biz yerli dizi yersiz uzun diye isyan ettik ama maalesef geri tepki açıkçası. Daha kötü oldu. Ses çıkarmak işe yaramamış demek ki bu sefer. Evet evet öyle oldu maalesef. Soydancığım şu anda bulunduğun yer Konya değil mi senin? Evet Konya'dayım. Konya. Peki bu yani yapılacak projeden de biraz bahsedebilir misin acaba? Daha başlamamış projeden gerçi bahsetmen ne kadar şey olur bilmiyorum ama. Yok sıkıntı yok bununla ilgili. Şöyle şimdi Mevlana'nın hayat hikayesi bu yaptığımız proje. Bütün hayatından, tabii bütün hayatı değil, bir hayatının bir kısmı, bir kesiti diye nitelendirmek daha doğru olur. 30 bölümlük bir proje olacak bu. En azından şu an bizdeki bilgi bu yönde. Bu 30 bölümlük proje ya uzayabilir tahmin ediyorum. 60'ar dakikalık bölümler olarak çekilecek. Yani TRT bu sene bu çok da doğru bir iş yapıyor bence. En azından kalite için buna mutlaka bunu mutlaka değerlendirmek ve yapmak lazım. TRT bu sene dönem projelerinin çoğunda yani bu mini projeler diyeyim aslında hepsinin 60 dakika ilkesini benimsedi ve onun üzerinden ilerliyor. Bu projede 60'er dakikalık 30 bölümden oluşacak ancak 2'şer bölüm bir arada yayınlanacak. Dolayısıyla 15 hafta televizyonda yayınlanmış olacak. Mevlana'nın hayatını kabaca hamdım, piştim, oldum denklemi üzerinden 10 bölüm, 10 bölüm, 10 bölüm diye düşünerek anlatabiliriz. Bu şekilde işleyeceğimizi söyleyebilirim en azından. Şimdi senaryo ile ilgili çok detaya girmeyeceğim ama işte bir yanıyla şöyle bir dizi izliyor olacağız. Hani bir yanıyla iç yolculuğunu yaşamakta olan Mevlana, bir yanıyla ülkenin yani Selçuklu'nun Moğol tehdidi altında ayakta kalma çabası. Bir yanıyla işte bütün hani nasıl diyeyim çatışmalarını yaşadığı bir dönemde işte Şems ile karşılaşan bir Mevlana denklemi üzerinden bir kurgusal hikayeyi izliyor olacağız. Bir kısmı işte dediğim gibi tarihten ama çoğunluğu kurgusal olmak dahiliyle. İşte dediğim gibi Selçuklu'nun hayatını bunun içerisinde göreceğiz. İşte Moğolları tanıyacağız vesaire vesaire. Böyle bir denklemde ilerleyecek. Çok büyük prodüksiyon.
ülkede şu ana kadar yapılmış en büyük dekoş dediğim, az önce demiştim galiba, en büyük dekoş çalışması yapılıyor. Bu tabii dekoş çalışması diye nitelendirmek tek başına doğru değil. Bu bağlamında kostümü de ilgilendiren bir kavram ve dahilinde de tüm prodüksiyonu ilgilendiren bir durum. Yani bakalım, yani bir aksilik olmazsa umuyorum gelecek sezon müthiş bir iş izliyor olacağız. Senaryomuz da gayet iyi, gayet güzel okuyor. Yani bence herkes beklemeli açıkçası. Ben bekliyorum. Ben zaten Mevlana'yı çok seven bir insanım özellikle. O yüzden heyecanla ben bekliyorum. Peki çalışma ekibinden de biraz bahsedebilir miyiz? Kimler var, kimler yok? Şimdi şu an biz burada sanat ekibinden 5 kişiyiz. Yeni 5 kişi olduk. 3 kişiydik aslında. Çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Şöyle anlatayım onu. Şimdi aslında sanat yönetmenliğinin en büyük, en önemli kısmı daha doğrusu ekip kurmak. Yani hani şimdi ben dediğim gibi plastik sanatlardan gelme biri değilim. Tiyatrodan geldiğim. Bunun bazı artıları var hayatımda, bazı eksileri var. O eksileri... Efendim, duyamadım. Avantajları da çoktur diye düşünüyorum ben. Tabii tabii, aynen öyle. Yani hani onu da konuşuruz istersen sonra. Şimdi mesela ben yaklaşık 30 yıldır dekor yapan Serhat Altınten isimli bir arkadaşımla beraber çalışıyorum. Hani kendisi yani 16 yaşından beri sinema sektöründe ve hani sinemanın her türlü nasıl diyeyim sana, reji vesaire mantığına vakıf, hakim biri. Yani sanat yönetmeninin dediğim gibi hani en önemli işlerinden bir tanesi ekip kurmak. Yani ben Serhat'la çok iş yaptım, bir sürü iş yaptım. Hani Vatanım Sensin'i beraber yaptık, işte Çiçeko'yu beraber yaptık. Bunlar çok büyük dekorlu, büyük prodüksiyonlu işler. Şimdi bu işi beraber yapıyoruz. Daha benimle de asistanlığımız zamanından tanışırız. Önemli biri bence piyasamız için. İşte yaklaşık 10 yıla yakındır beraber, yok 7-8 yıldır beraber çalışıyoruz. Cenk Karaağaç, benim şef asistanım. O da yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip, CV'ye sahip piyasada. Üçümüz beraber başladık. Dışarıdan da Yiğit Abik diye bir sanat yönetmeni arkadaşımızdan tasarımlar konusunda destek aldık, çizimler ve tasarımlar konusunda. O daha sonra kendi işlerine devam etti. Biz de bu işe devam ediyoruz. İki arkadaşımız daha dahil oldu. İki asistan arkadaş. Bunun haricinde yaklaşık bir şu an itibariyle 20 marangoz, 10 küsur polyesterceli atölye kısmı devam ediyor. Ve bir de heykeltıraş Ahmet Şipşek'le çalışıyoruz. Zaten o fotoğrafları ben gördüm. Dedim ki şimdi olanak olsa günübirlik gitsem. Dedim canlı olarak kameraya çeksem bu çalışmaları, gelsem ne güzel olur. Valla keşke gelseydin. Yani istediğin zaman da gelebilirsin. Öyle ay o, çok sevinirim böyle günübirlik sabah gelip böyle bütün aynen, herkese söyleşilerimi çünkü, yapıp çekimlerimi yapıp akşam geri dönmeye. Çünkü bildiğim kadarıyla sen de böyle heykel vesaire falan uğraşıyorsun diye hatırlıyorum. Evet, ben de yani, çok seviyorum. Yani o anlamda ben de bir ara böyle antika işleriyle, oymacılıkla birebir o tozun, toprağın içinde olmayı seviyorum soydan. Ne diyeyim yani, evet, biraz öyle, pasaklıyım öyle. O anlamda. Aynen, tiyatro kökenli, yani tiyatro geçmiş olan insanlar maalesef değil aslında. Değil. İyi ki hani öyle böyle işlerde lazım. Uğraşıyorlar yani. Mutlaka bir şekilde bir üretimin bir ucundan, bir kenarından dahil olmayı seviyorlar. Bu iyi bir şey. Ha, Soydan biraz önce dedik, tiyatronun sana bu anlamda getirileri ve götürüleri diye bir şey söyledim biraz önce. Bunu da biraz açsak olur mu? Şöyle... Şimdi bunun için aslında yaptığımız işin iç konvansiyonlarını biraz değerlendirmek lazım. Yani hani şimdi biz bir filme açıkçası ruhunu üflerken evvela renkle başlıyoruz. Yani hani bu yönetmen, görüntü yönetmeni ve sanat yönetmenini bağlayan bir denklem. Şimdi adını hatırlamadım ya, bayağı yaşlanıyoruz artık. Yok demiyorum. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Tim Burton filmlerinden, Tim Burton'ın dediğim gibi ismini hatırlayamadım.
sanat yönetmenini çıkarttığımız zaman ortada film kalmaz, öyle söyleyeyim. Yani hani o dünya çünkü çok böyle neredeyse hastalıklı bir tasarım ruhu gerektiren bir dünya. Şimdi biz işimizi yaparken dediğim gibi bir ayağımız renk, bir ayağımız doku, bir ayağımız tarih, bir ayağımız işte real gerçeklik, bunların üzerinden ilerliyor. Denklem olarak şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Nasıl söyleyeyim? Şimdi az önce şey söylemiştim ya, işte senaryo dünyası, yönetmenin kafasındakiler ve benim görsel algım ve zevkim, beğenim. Bunların harmanlanması eşit bir film tırnak içerisinde. Bunu yaparken tabii ki bir dış etmen daha var. O da yapımcının size sunduğu maddi olanaklar. Şimdi bu olanaklar dahilinde bazen hani bazı şeyleri kendiniz yapmak durumunda kalıyorsunuz. Olanaklar az ise. Bu noktada da mesela plastik sanatlardan yetişme bir insan hani rengi, dokuyu, dünyayı hem kendisi yaparken hem de kurarken bizlerden çok daha önde ve avantajlı. Çünkü 4 sene, 5 sene bunun eğitimini alan insanlar. Bizim de mesela benim gibi birkaç arkadaş daha var. Gene Mersin Üniversitesi'nden Burhan Türk diye bir sanat yönetmeni arkadaşımız var. Gerçi okumadığımız beraber. Bıraktı okudu. Daha sonra başka bir üniversite bitirdi. Hatırlamıyorum şimdi hangi üniversite olduğunu. Bizlerin de hani oyuncu, tiyatro kökenli insanların en azından karakter kurma, karakteri tanıma bağlamında biz de onlardan bir adım önde olabiliriz açıkçası. Şimdi bir metin, bir tekst ortaya geldiği zaman ben keza hani hem yazarlık hem kuram okumuş biri olarak öyle söyleyeyim. Bir de bizim okuduğumuz okul böyle tüm tiyatronun tüm ana dallarını içinde barındıran bir okuldu. Yani hani sahne sanatları tiyatro kuram ya da sahne sanatları tiyatro yazarlık ya da oyunculuk gibi ibaresi olmayan sadece tiyatro diye geçen bir bölümdü bizim okuduğumuz okul. Dolayısıyla biz hem sahneye de çıkıyorduk, hem sahneyi de tasarlıyorduk, hem sahnenin tasarımını da üretiyorduk, hem de yeri geliyordu oyunu da kendimiz yazıyorduk. Böyle bir denklemle yetiştirildik. İlginç bir denemeydi. Fakat Mersin Üniversitesi daha sonra buna devam etmedi. Evet, bence evet. Tiyatro adamı yetişmesi anlamında iyi bir bölümdü orası. Her neyse işte dediğim gibi yani hani şimdi bir tarihsel hikaye çekmeye başladığınız zaman senaryo elinize geldiğinde o senaryoyu değerlendirme, o senaryoyu açımlama, o karakteri yaratma kısmında tiyatro kökenli arkadaşlar açıkçası bütün herkes buna ulaşır. Bu arada böyle mucizevi bir şeyden bahsetmiyoruz ama daha hızlı, daha pratik bir yönden ilerleyebiliyorlar. Çünkü genelde karakter yaratma sürecinde hepimizin okullarda öğrendiği ya da tekst çözümlemede işte Marksist eleştiri metodu, ne bileyim yapısalcılık vesaire gibi, gösterge bilim gibi hani bu konulara vakıf ilerleyen bir zihnin oluşması, yani oluştuğunu düşünürsek okullarda, tiyatro bölümlerinde bu süreci daha da kısaltan bir şey. Nedir mesela bunlar? İşte Marksist eleştiri metodu üzerinden baktığımız zaman her karakteri yaşadığı dönem içerisinde sosyoekonomik koşullarıyla beraber değerlendirmek diye kısaca anlayabiliriz bunu. Ki ben bu şekilde çalışıyorum. Yani bir tekst geldiği zaman elime, hani günümüzde olabilir, ne olursa olsun daha doğrusu. İlk baktığım nokta bu oluyor. Kişi kimdir? Nerelidir? Çok büyük bir etken. Ailesi ne iş yapmaktadır? Ekonomik koşulları nedir? Eğitim koşulları nedir? Kültürel koşulları nedir? Bunları daha sonra karakteri yaratırken tek tek aralarından cımbızlayarak işte A kişisi bu kadar para kazanmaktadır. Dolayısıyla da bu A kişisinin evinde şu skalada nokta 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 skalasında bir mobilya denklemi işte A, B, C, D, E, F ancak bunları satın alabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir dramaturji çalışması yapıyorsun aslında. Yani dramaturji çalışması yapıyorsun aslında. Yani, bazı dizilerde filan görebiliyoruz ya böyle mantıksız şeyler. Hani diyoruz şurada şu olmaması gerekiyor aslında. Burada bunun ne işi var? İşte sen bu çalışmayı bildiğin için aslında daha olması gereken çalışmalar ortaya koyabiliyorsun. Yani, mı diyeyim? Doğru. Yani rejinin de elini kolaylayan bir şey oluyor bu. Doğru. Yani normalde hani
bu yönetmenin işi olmamalı evvela. Yönetmene hani siz sunmalısınız, o sunduklarınızın içinden tercih etmeli. Hani en azından benim işle ilgili hareket tarzım bu. Bazen tersi olabiliyor, bazen projelerden duyuyoruz, kulağımıza geliyor. Genelde yönetmen maalesef böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalıyormuş gibi. Yani hani doğru bir dramaturji çözümlemesi, karakter çözümlemesi, o çözümlemenin sahada o insanların yaşam alanına yansıması ve giderek süreç içerisinde zenginleşmesi, toplantılarda istekler, talepler, işte ne bileyim konuşmalarla beraber gelişmesi projeyi her yönden güçlü kılıyor. Yani hani dediğim gibi öyle denklemlerle karşılaşmıyorsun. Hani atıyorum ne bileyim, tabii böyle bir örnek olmamıştır ama çok marjına uç olacak. Hani atıyorum bir inşaat amelesinin evinde piyano mesela çok böyle ona dayalı bir hikaye değilse çok abes kalabilir. Ya da tarihi bir filmde güzel bir kol saati falan. aynen. Ya bunlar olabiliyor. Bunlar bazen gözden kaçırılıyor. Düşünün ki Gladiator filminde Russell Crowe o savaş arabasıyla arenada ki dövüş sahnesinde Nike ayakkabıyla görünür. Yani hani anlatabiliyor muyum? Ya da Game of Thrones'un final bölümünde Starbucks ne bileyim bardağı görünür. Gerçi o muhtemelen reklamdır ama o kadar büyük projede artık yani. Olabiliyor yani, gözden kaçabiliyor bazen. Peki Soydan'cığım, bu alanda ilerlemek isteyen mutlaka gençlerimiz vardır, merak ediyorlardır. Onlara tavsiyelerin nelerdir? Yani nasıl kendilerini geliştirsinler? Şimdi zor soru. bizim bol bol bir defa sinema izlesinler, sinema filmi izlesinler. Edebiyatla çok doğru orantılı bir iş, bol bol okusunlar. Yani aslında sanat yönetimi denilen şey hani her şeyden biraz gibi bir şey, açıkçası öyle söyleyeyim. Hani hikaye yazmaktan atıyorum marangoz ustasının çıraklığını yapmaya kadar bir yelpazesi olan bir işten bahsediyoruz. Yani aslında dünya biraz böyle, yani ne kadar bilirsen o kadar varsın. Yani hani tüm dünyadaki tüm diller, hani atıyorum Türkçe 600 bin kelime, ne bileyim Arapça 500 bin kelime atıyorum tamamen. Fakat tüm dünyadaki, tüm dillerdeki insanlar 300 kelimeyle konuşuyorlar gündelik hayatta. 400 kelimeyle konuşan insanlara entelektüel diyorlar. 600 kelimeyle konuşan insanlara ne bileyim alim diyorlar tırnak içinde. Böyle bir denklemle karşı karşıya. Dolayısıyla ne kadar bilirsek o kadar varız. Bildiğimiz şeyler arasında hani bunları... Üniversitede bir cezme hocamız vardı, bizim hep şey söylerdi, bilgi kompartmana benzer, her bilginin olduğu kompartmanın arasındaki kapıları açık bırakırsanız en hızlı geri dönüşümü alabilirsiniz ve en çabuk, en üretken, en enlerle dolu öyle söyleyeyim, güzel yaratıcılığa doğru ilerlersiniz derdi bize. Çok da doğru söylüyordu. Hala aynı şeyi düşünüyor. Dediğim gibi yani her şeyi öğrenebilirler, bununla ilgili bir sıkıntı yok. Temel bazı etkenler var, temel bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi renk bilmek, renklerin dilini bilmek, duyguyu renkle ifade etmek için uğraşmak, doku bilmek, tekstür bilmek, layer yani kademe bilmek, mekan algısına, mekan algısı geliştirmek, dediğim gibi senaryo çözümleyebilmek. Bunlar ve dediğim gibi yani açık bir dima, bu işi yapacaktır, bu işi götürecektir diye düşünüyorum. Önerim onlara şu olur, bol bol film izlesinler, bol bol kitap okusunlar, ne bulurlarsa okusunlar hatta, ne bulurlarsa izlesinler, oraları, o filmleri değerlendirsinler ve mümkünse bilgisayarda ya da elde çizim yapmayı öğrensinler. Yani çünkü bizim işimizin en önemli kısmı düşündüğümüzü çizebilmek, anlatabilmek. ve bu yani düşündüğümüzü öncelikle yönetmene aktarabilmek, bu aktarım aracısı arasında da bunu çizerek anlatabilmek çok daha işi kolaylayan bir şey. Öyle yani. Evet. Soydan'cığım, Mersin'e geliyor musun hala? Ailen burada mı yoksa onlar da mı? Ailem orada. Yok, ailem Mersin'de. Bir abim, yeğenlerim, ondan sonra
Abimin işi, annem hepsi orada, babamı kaybettim. Bir abim İstanbul'da, o da yakında Mersin'e geri dönecek. Yani Mersin'deyiz. Ben çok sık gelemiyorum ama Mersin'de ailem. Evet. Mersin'e geldiğin zaman canlı canlı da isterim ben böyle bir söyleşi. Olur, çok, ben de çok isterim. Bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum. Tabii ki pandemi sürecinde sanat camiamız bayağı bir kötü bir duruma geldi. Sanat okullarımız olsun, çoğunluğu kapatılmak zorunda kaldı. Sanatçılarımızı, müzisyenlerimizi ben artık takip edemiyorum. Yüzün üzerinde intihar eden oldu. Tiyatrolar kapandı filan derken ben sana sinema sektörünü sormak istedim bu anlamda. Pandemi sürecinde ne tür zorluklar yaşandı ve sinema sektörünü de vurdu mu? Yani bu pandemi diyeyim, illeti diyeyim artık ne diyeyim. Tabii yani hani illeti diyelim aynen, yani zilleti, illeti hatta dersen yani. tabii ki yani hani ilk vurduğu alan maalesef tiyatrolar, müzik camiası ve sinema oldu. Ki hatta hala şu an yılbaşına kadar bildiğim kadarıyla sinema salonları kapalı. Yalnızsan düzelsen beni. Şöyle yani hani zaten kapalı idi her yer. Çalışamadık, çalışamıyoruz. Sektör son 3-5 senedir yani genel olarak bir bunalım içerisinde. Proje bazlı söylüyorum bunu. Çünkü sektördeki ilk halka reklam, reklamdan işte kanala girdi, kanala girdiden işte yapımcı aracılığıyla dizi ya da sinema filmi yapılması, bu zincirleme bir şekilde çökmüş vaziyette, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani hem bu ücretlere hem de projenin, proje tasarımındaki ücretlendirmelere tekabül etti, yansıttı daha doğrusu. Bir de üzerine pandemi olduktan sonra zaten iş yapılamaz hale geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz bu denklemi kamera arkası çalışan işçiler olarak hani kendimiz kişisel olarak düşünerek itiraz ediyoruz, isyan ediyoruz, pek çok şey yapıyoruz ama bizle beraber komple sektör çöktü. Yani hani sinema filmi çekilmiyor ülkede. Yani hani çünkü nerede yayınlayacaklar? Hani dijital platformlar haricinde yayınlanabilecek bir alan yok. Şimdi senin bir çocuğun var. Hani sen çocuğunu 800 kişilik bir sinema salonunda yollar mısın? Şu an itibariyle muhtemelen yollamazsın. Yani bir sanatçı olmana mukabil. Yani hani kendi içimizde de aslında ne olduğunun farkındayız. Şimdi burada denklem yani çok detaylandırmaya gerek yok. Hani insanlar evlerindeler, çalışmıyorlar, bunalımdalar. İşte sinema salonları, tiyatro salonları, müzik salonları, işte konserler, her şey iptal. Bunları biliyoruz zaten. Burada esas sorgulanması gereken şey sosyal hukuk devletinin bu noktada vatandaşlarına ne yaptığı, ne yapabileceği, bu sorgulanmalı. Şimdi bu sorgulamayı yaparken de açıkçası iki tane denklemle karşı karşıya kalıyoruz. Talep etmek ya da talep etmemek. Talep etmek dediğimiz noktada da gene iki farklı denklem çıkıyor ortaya. Bunun için bir şey yapmak ya da yapmamak. Şimdi bu noktaya kadar ben getireyim. Bu noktadan sonrasında bence bizi dinleyen insanlar ve bizler kendimiz düşünelim. Hani ne yapıyoruz bu noktada? Ne talep ediyoruz? Talep etme biçimimiz ne? Yani çünkü sadece söylemde yani mi kalıyor, devamını getirebiliyor muyuz? Taşın, hani derler ya, taşın altına elimizi sokup hareket aynen edebiliyor muyuz? Aynen öyle. Yani işte bu noktada işte hani bu devletin maalesef hani sosyal hukuk devleti olmadığını biliyoruz ve onun için ne kadar çaba sarf ediyoruz sorgulamak gerekiyor. Çünkü değilse zaten yaşadığımız ülkede var olan hani sanat algısının ne kadar yerlerde olduğunu biliyoruz ve yükselmeyeceğini de biliyoruz. Bir şeyler yapmak lazım kısacası. Soydancığım, ben şeyi fark ettim. Genelde hani yaptığın projeler falan çok güzel ama ben mesela çevrede bazı projelerin özellikle hazırı konmak mı oluyor acaba? Daha bir şey söylemek istemiyorum çok. Kore'den vesaireden hani bazı projeler böyle kopyalanıp Türkiye uyarlıyorlar. Anlatabiliyor muyum durumu bilmiyorum. Anladım.
Yani aslında bu yapılmasındansa çok açık bir... yani bu yapılmasındansa yani sonuçta bu alanda çalışan onlarca belki yüzlerce dostlarımız var. Yani onların önünü açıp daha yeni projeler yapmak, sıfırdan yapmak daha iyi değil midir? Bence kesinlikle öyledir. Şimdi Kore'den gelen projeler, Kore halkı ile bizim halkımız birbirine çok benziyor. Çok duygusal harika. Olarak. Ya, asıl tek nedeni budur yani, öyle söyleyeyim. Yani duygu dünyaları benzediği için de açıkçası dediğin gibi biraz böyle hazır lokma olmuş oluyor. Bu noktada benim bir itirazım yok. Hani çünkü diğer alanlarda yani hani bizim işte atıyorum yazarlık mezunu arkadaşlarımızın, iş bulamayan arkadaşlarımızın hikayelerinin yazılması elbette ki güzel olur. Asla itirazım yok buna. Benim bir tek bir itirazım var bu noktada. O da şu. Yani hani bizim ülkemizin şimdi kim yazdığını hatırlamıyorum şimdi. İsmini hatırlayamadım ama Oscar için bu sene 7. Koğuştaki Mucize'yi yolladılar. Ve 7. Koğuştaki Mucize bir uyarlama senaryo. Yani hani ne bileyim çok güzel filmler çekildi geçtiğimizin içerisinde. Kız Kardeşler var mesela, muazzam bir film. Hani gibi insanın aklına açıkçası şey geliyor yani. Hani daha özgün bir projeyle gitmek daha doğru olur muydu böyle bir arenaya, böyle bir platforma? Bence daha doğru olurdu. Yani böyle yerlerde evet bunlar sıkıntılı. Başka ülkelerden proje almakla ilgili dediğim gibi çok fazla itirazım yok benim açıkçası. Olabilir. Dünyanın her yerinde yapılan bir şey. Ama bizimkisi gibi böyle hani gelişmekte olan bir sektörde kendi öz kaynaklarına yönelmek sanki daha doğru gibi geliyor bana. Soydancığım, son olarak ben sana sanat iyileştirir başlığımı atacağım. Devamını sana bırakacağım. Ha o yok, yapma bunu ya. Yapayım. Sanat iyileştirir olmazsa olmaz. Bir gün herkes sanat iyileştirir diyecek diyorum ben. Eyvallah. Sanat iyileştirir çünkü gibi bir şey mi bu? Evet, sanat iyileştirir çünkü şundan 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 dolayı diye. Senin bakışınla, senin dünyanla diyeyim. Ya çok güzel. Ya sanat iyileştirir hani ne diyeyim çünkü yani düşündüğünüzü üretim olarak görürsünüz, mutlu olursunuz, kafanız dağılır, ne bileyim iyi hissedersiniz. Öyle söyleyeyim. Tamam. Teşekkür ediyorum ben. Rica ederim. Ne demek? Soydancığım, seninle böyle yıllar sonra yeniden yani bir araya gelmek, böyle sohbet etmek, gerçi yüz yüze olmasını çok daha isterdim ama yine de yıllar sonra dediğim gibi bir araya gelmek çok tatlıydı, çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum çok, ben sana. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Çok sağ ol. Herkese çok selamlar. İleride ben senin televizyon programıma da istiyorum. Şimdiden canlı yayından teklifimi yapayım da. Olur, sıkıntı yok. Tamamdır öyleyse. Çok tamamdır. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok kolay gelsin. Herkese çok selam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Klas Kent Mersin radyoları, stüdyoları 98.5 Kent Radyo Başak Karatepe ile Sanat İyileştirir programının bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok tatlı bir isim vardı, Soydan Kuş. Bunu bütün, yani genelde bizim camiamız bilir, çok da sever Soydan'ı, o yüzden söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum yeniden kendisine ve başarılarının devamını diliyorum. Gelecek hafta yeniden aynı saatte görüşebilmek dileğiyle, sanatla ve hep dostça kalmanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Klas Kent.